Selam Fesuke kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok daha tatlı bir sıfırdan kadro kuruyoruz. Neden biliyor musunuz? Bugün kuracağım kadroyu size hediye edeceğim. Böyle bir kadro. 3 tane kanal PES Yani'ye, Salih Karahan'a ve bizim bu kanalımıza PES Türkiye'ye abone oluyorsunuz arkadaşlar. Abone olduğunuz ekran görüntülerini Serdar Josar Instagram adresinden bana mesaj olarak gönderiyorsunuz. Cumartesi günü Salih Karahan açıklayacak kimin kazandığını. Çekiliş yapacak canlı bir şekilde ya da video olarak atacak ve kazananı belirleyecek. Daha da güzeli var. Cumartesi günü baktın ki sana çıkmadı. Ne üzülüyorsun? Çünkü cumartesi günü bir tane daha kadro hediye edeceğiz arkadaşlar. Kadro hediyeleri başladı ama siz de like atarak bu videoları desteklemeniz gerekiyor. Belki iyi bir kadro mu değil mi siz karar verin. Elinizdeki kadrodan kötüyse tabii ki de almayın ama daha iyiyse kesinlikle alın. Bugün burada kadro kuracağız. Ama daha güzel şeyler var. Sözleşme kısmına gireceğim. Burada gördüğünüz gibi 300 My Club param var. Buradan bir top açılımı yapacağım. Aynı zamanda bir tane epic daha muhakkak dahil edeceğiz kadroya. Bir tane legendary daha dahil edeceğiz. Ve 3 tane de buradan ya da Messi paketinden hangisinden açacağım. Ya da belki de Player of the Week açarız abi. Belli olmaz bu işler. Geri geliyorum arkadaşlar. Bu arada siz de beğeninizi yapmayı unutmayın. Sıfırdan kadroya başlayacağım. Hadi gelin isterseniz. Like'ını atmışsın zaten. Kadro kurmaya geçelim. Dostlar çok aman aman öyle devasa bir kadro değil. Ama özellikle oyuna yeni başlıyorsan bu kadroyu kesinlikle almak zorundasın. Uzun top kontradır bu arada, haberiniz olsun. Şöyle bakıyorum 90'ları alacağım tabii ki de. Şimdi kaleci olarak baktığımda Magnum var. Magnum fullenmemiş durumda ama kalecimiz gördüğünüz gibi Neuer var. Uzun top kontrayı da destekliyor. Stoper kısmına baktığımızda Bastoni var. Rudiger var. Şurada 90'lık Dari kardeşimiz var. Hiç belli olmaz. Şimdi birazdan Nesta'yı açarız. Belki Nesta'yı da dahil ederiz. Hemen şuraya Bastoni'yi alacağım arkadaşlar. Alabilirsem tabii, şöyle geliyorum. Bastoni'yi aldım. Diğer stoper olarak bunu aldım. Ve bir stoper daha bunu alıyorum gençlerim. 3 stoperi birden koyduk. Şimdi orta sahada Matheus var. Kesinlikle iş görür. 51 günlük süresi kalmış. Rabiot var. Rabiot full değil. Luka Modric'in olduğu görünüyor. Luka Modric'i şimdilik buraya alabiliriz. Buraya belki daha kesici bir oyuncuya ihtiyaç olabilir. Dediğim gibi paket açılımında belli olacak o işler. Vinicius Junior var. Kylian Mbappe'yi görüyoruz. Mbappe'nin burada yüzlük kartı var. Birazdan yüz olacaktır. Orta sahaya baktığımızda Kevin De Bruyne var. Hemen şöyle Kevin De Bruyne'i koyuyoruz. Vinicius Junior var. Muhammed Salah var. Hakim Ziyech var. Hemen Hakim Ziyech'i koyduk. Salah bu arada, şöyle Salah da gelebilir. Salah'ı da şu şekilde oynatabiliriz ya da forvet kısmını alabiliriz. Bu kart bu arada forvet kısmını oynuyor mu? O da önemli. Bu kartlar bu arada full değil. Evet, oynamıyormuş. Şöyle yedeğe çekebiliriz. Bu kartlar full değil. Fulleyeceğiz de hiç merak etmeyin. Şimdi başka kimi alabiliriz? Vinicius Junior sol tarafa aldık. O da sanırım full mü değil mi bakacağız. Hemen şöyle Del Piero'muz var. Del Piero'yu forvete alabiliriz. Aynı zamanda Hakim Ziyech'i şu kısmı alıp şöyle yapıp Hakim Ziyech'i buraya Iniesta'yı da alabiliriz gençler. Ve yedeklerde şu an Mbappe mesela, Messi'nin bu kartı var full değil. Onu da fullleyip Messi ile de oynayabilirsiniz. Şöyle yedekleri hemen alıyorum. Matheus'u da alıyorum. Rabiot'u alalım. Yedeklerde çok fazla seçeneğimiz yok ama hiç merak etmeyin, şimdi bu kadroya bir tane daha epic oyuncu girecek. Şimdi kadromuzu kurduk. Full olmayan oyunculara bakacağız. Şöyle oyuncu ayrıntıları dediğimizde bu kardeşimiz seviyesi 21 mesela. Bunu belki fullleyebiliriz. Orta sahanın göbeğinde Kevin De Bruyne ve Iniesta gibi iki tane güzel oyuncu var. Yani ben Kevin De Bruyne'u, şimdi yalan söylemeyi çok beğenmiyorum ama Kevin De Bruyne rating oyuncusu biliyorsunuz ki. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde seviye 6 seviyeye kadar yükselebiliyormuş bu. Iniesta'ya da baktığımızda Iniesta da şu an full durumda ki zaten 98 rating. Iniesta'yı biliyorsunuz OOS pozisyonunda da oynatabiliyorsunuz. Luka Modric de Go oynuyor. Bir bakacağız duruma göre. Mbappe var, Del Piero var. Del Piero'yu da şöyle kontrol ettiğimizde bu da full seviyede. Daha top açılımı yapacağız. Bir de top açılımını da görelim. Dediğim gibi açıklama kısmında yer alan 3 tane kanal. Bizim bu kanalımız PES Yani ve Salih Karahan, 3 kanala abone olmanız yeterli. Ve ekran görüntülerini Instagram Serdar Josar adresinden bana atmanız yeterli olacaktır abone olduğunuza dair. Peki daha sonra cumartesi günü Salih'in videosunu bekleyeceksiniz ya da canlı yayın, ne yapar bilmiyorum artık. Orada açıklanacak. Cumartesi günü bir video daha atacağım. Orada da bir tane kadro vereceğiz. Kadro kaliteleri gittikçe artmaya başlayacak, haberiniz olsun. Hadi bakalım sözleşmeler kısmına girelim. 300 My Club paramız da var. Şuradan bir tane ücretsiz açacağız ama öncelikle şurada hiç belli olmaz Frank Lampard falan gelirse Lampard'ı falan koyarız. Güzel olur yani, iş görür. Hadi bismillah diyoruz. Del Piero'muz vardı. Verir mi tekrardan bilmiyorum. Verme durumu oluyor mu? Ama Lampard şu an
Biçilmiş kaftan olabilir bizim için. 3 yıldız. Kim geliyordu? Bakıyorduk. 1 numaralı formasıyla. Oyun diyordu ki kardeşim bu oyunu çok fazla oynamanıza gerek yok. Shay Given geldi. Hakikaten Shay gibi bir oyuncu. Şimdi buradan bir tane ücretsizimiz var. Gelin buradan bir ücretsizimiz de açalım. Yani buradan Guti gelebilir, Nesta gelebilir. Açıkçası en azından buradan birazcık şansımızın dönmesi gerekiyor. Özellikle Guti gelirse çok iyi olur. Guti'nin ilk maçını bile yaparım. 5 yıldız geldi. Bakalım kim gelecek? 14 numaralı formasıyla. Oha! Oha! Vay arkadaş oha! Oha Guti geldi. Yemin ediyorum Guti geldi. Hemen şöyle kilitle diyorum. 42 seviyede yükseliyor. Bunu direkt fullleyebiliriz arkadaşlar. İleri dedim. Şimdi öncelikle gelin bir Guti'yi fullleyelim. Daha sonra takıma koyalım. Ondan sonra Epic'ten mi açacağız yoksa Player of the Week oyuncularından mı buna karar verelim? Seviye antrenmanı diyorum. Seviye antrenmanında da yani bunların hepsini verirsek açıkçası aa oğlum hepsini de yiyormuş lan. Neyse şu yüzlükler falan iş görür mü? Tamam. Okeyleyelim şöyle. 41. Şu şekilde yapacağım. Yani 41'e kadar getirdik. En azından sadece bunu da fullleyebiliyor olsam Guti'yi fullemek kolay değil arkadaşlar. 80 seviye oyuncu ilerlemesi dediğimde ben bunu otomatik olarak ratingden sıkıntı yaşamayayım diye eylem diyeceğim ve otomatik dağıtacağım. Şu an 96 rating oluyor. İlerle diyorum ve Guti'yi kadroya alacağız. Şimdi 96 rating oldu. Bütün zaten mevkilere, bütün dizilişlere ve teknik direktör şeylerine uyumlu olduğu için şimdi ne yapabiliriz? Yedekte de bir oyuncumuz yoktu. Kevin De Bruyne'i belki beğenmiyor olabilirsiniz. Kevin De Bruyne'i şöyle yedeğe alabilirsiniz. Ve artık burada Guti'miz var. Guti'yi de alıp 98 yapabilirsiniz. Aynı zamanda rollerde 98 ofansif de oynayabiliyor 98'de. Ciddi anlamda inanılmaz bir oyuncu. Ve şimdiden sizlere hayırlı olsun. Son bir reytingde acaba daha da yükseliyor mu reytingi? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Top kontrol yüksekten pas 90. Şöyle bakıyorum. Hızlanma fena değil. Şut gücü 89. Dayanıklılık denge fena değil. Çift vuruş özelliği var. Iniesta'nın da var. Özellikle çift vuruş sevenler için çok önemli bir hesap. Hakim Ziyech, Iniesta, Guti, Vinicius Junior, Mbappe, Modric. Ya bunların hepsi çift vuruş yapan oyuncular. İnanılmaz güzel oldu. Ve şimdi şöyle yapabiliriz. Kylian Mbappe'miz var. Matheus'umuz da var orta sahada bu arada. Matheus'u da alabilirsiniz. Güzel olur. Belki daha kesici bir oyuncuya ihtiyacınız olabilir. Ondan dolayı. Ama şöyle yapabiliriz. Geri gelelim. Şimdi David Villa için mi açalım yoksa şey mi? Hemen şöyle bakacağım. Birlikte kontrol etmiş olalım. Çünkü diğer oyunculara da ihtiyaç olabilir. 300 Michael Up paramız var. Bir epic vereceğini sanmıyorum. Şimdi burada Casillas gelse iş görür mü? Oynatılabilir. Puyol iş görür mü? Oynatılabilir. Yedek bir stopere de ihtiyacımız var. David Villa forvette olabilir. Ama Player of the Week kısmına baktığımızda hemen şöyle bir ayrıntılara bakalım. Player of the Week'te şimdi bizi çok fazla oyuncu iş görür mü? Odegaard'ından tut. Birçok oyuncu Pedris'inden tut. Aslında burada kesinlikle ve kesinlikle kadroyu birazcık güçlendirmek için sanırım Player of the Week'ten açmak gerekiyor. Shining Star var. Shining Star'dan da açabiliriz. Biz daha açmamışız buradan. Shining Star'dan da Richarlison, Gakpo'lar var. Sanki hani bir nebze de olsa Player of the Week'te çünkü Haaland gelme durumu var. Haaland önemli bir oyuncu. Mbappe'miz var ama diğer oyunculardansa yani burada Epic kartlardan baktığımızda Mbappe zaten var. Epic'i de Big Time'da da zaten şey oluyor. Hemen şöyle sırala diyelim ve genel dediğimizde Mbappe'yi görüyorsunuz. Mbappe'miz var. Messi de bir şekilde var. Yani onun Big Time'ına gerek yok diye düşünüyorum. Guardiola'da bunlardan vereceğini sanmıyorum. Arkadaşlar ben Player of the çok kararsız kaldım. O Player of the Week'ten açar. Gelirse biz buradan açalım ya. Gelirse buradan açalım gençler. Boş verin. Ben İspanya'dan açıyorum. Yani Guti'den sonra çok faydalı bir top açılımı olacağını sanmıyorum. En azından Guti geldi. Kadroyu yani buradan yaklaşık bir 300, 500, 600 Michael Up kasıldığında bile Player of the Week'ten açarak kadroyu genişletebilirsiniz bu arada. Hadi bismillah ikinci top. İkinci topta Karaman oluyor. 70 numaralı formasıyla kim geldi? Aa Alexis Sanchez geldi ve son topumuzu da açalım hadi. Ve gerçekten son kez de bir daha kadroya bakacağım ve videomuzu tamamlayacağız. Son topta da vermiyor. Ya 3 top gerçekten
bir epic ya da big time için çok küçük bir top açılımı. O yüzden vermemesi normal. 271 bin GP var. 217.000'miş pardon. 271'i nereden çıkıyor? 217.000 GP var. DP kalmadı. Birlikte gördük. Haberiniz olsun. Oyuncu alıp satabilirsiniz. Öyle DP yapabilirsiniz. Oyuncu detaylarına tekrardan baktığımızda gerçekten iyi bir takım. Yani fena bir takım değil. Oyuna sıfırdan başlayan için inanılmaz iyi bir takım. Dediğim gibi Mbappe, Vinicius, Guti, Iniesta, Modric ve Hakim Ziyech gibi oyuncuların hepsinin çift vuruşu var. Yedeklere de baktığınızda eğer fullerseniz gerçekten Pavard falan Azpilicueta biliyorsunuz. Hem stoper oynayabiliyor hem de bek oynayabiliyor bu adamlar. Lionel Messi'ye ihtiyacınız varsa Messi'nin zaten hediye veren bu Arjantin kartı gerçekten iş gören bir kart. Muhammed Salah'ta çift vuruş var. Messi'de çift vuruş var. Ve şu kardeşimizde de büyük ihtimal Orsic'te de çift vuruş olduğunu düşünüyorum ben. Hemen şöyle gelelim alt tarafa bakalım. Evet, bunda da çift vuruş var. Gerçekten çalımla oynuyorsanız bu gerçekten biçilmiş kaptan diyoruz. Dediğim gibi Salih Karan, PES Yani ve PES Türkiye kanallarına abone olup Instagram Sardarcosar adresinden bana fotoğraflarını atıyorsunuz. Saat bilmiyorum ama cumartesi günü Salih kimin kazandığını kendi kanalında açıklayacak. Cumartesi de başka bir çekilişimiz olacak. Bokunu yerim bokunu. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the